İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Ermeni kimliği, Müslümanlaştırılmış kadınlar, Batı Ermenistan'ın evlatları, Marusyo Oçman. Artsah Dışişleri Bakanlığı açıklaması, Azerbaycan Artsah'ın etnik temizlik ve halkının tarihi vatanından sürme projesinin bir sonraki aşamasının uygulamasına geçti. Asker kaçaklarının Artsah'a girişi için bir emsal belirlendi. Litvanya Parlamentosu Seymin Heyet Başkanı, Ermeni halkının başına gelenlerin tekrarlanmasına izin verilmemeli. Batı Ermenistan'da Mınzur Kültürü ve Doğa Festivali 3-6 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek. Günaydın Hayk. Farklı dönemlerde Ermeni platosunu işgal eden Fatihler, Ermenileri asimilasyon politikasını benimsemişler ve bunun uygulanmasının ana yöntemlerinden biri de zorunlu din değiştirme olmuştur. Türk unsurunun bölgeye nüfus etmesi ve devlet birimlerinin oluşturulması sırasında yerli gayrimüslim nüfus çoğunluktaydı ve Fatihler imajı değiştirme ve İslami bir çoğunluk yaratma görevini üstlendiler. Bunun için yerli halkların zorla İslamlaştırılması bir mihenk taşı politikası haline geldi. Osmanlı İmparatorluğu'nun başlıca gayrimüslim milletlerinden biri olan Ermeniler, düzenli olarak farklı zamanlarda farklı hacimlere sahip olan zorunlu İslamlaştırmaya maruz kaldılar. Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosit sırasında 1915-1923'te binlerce Ermeninin Müslüman olmaya zorlandığı biliniyor. Western Armenia TV, Ermeni kimliğini kaybetmemek için yıllarca mücadele eden Müslümanlaştırılmış kadınların bir dizi hikayesini sunuyor. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Meksika filmlerinin ünlü aktörü Marusya Oçman'ın Ermeni olduğunu belki de çok az kişi biliyordur. Oçman'ın büyük babası 1916'da göç yolunda doğdu. O, soykırım Armenosid'in izini süren gazetecilerin en ünlü kahramanlarından biridir. Çünkü göç yolunda doğmuş ve mucizevi bir şekilde hayatta kalarak Meksika'ya ulaşmış. Oçman'ın annesi Yahudi, babası Ermenidir. Otobiyografik kitabında Oçman şöyle yazar. Dedem doğal olarak göçten bir şey hatırlamıyor ve anlattıklarını Sasunlu annesi Maral'dan duymuş. Korkunç bir masal gibi olan bu hikayeler büyük anneden kendisine, ağabeyine, sonra da çocuklarına ve torunlarına miras kalmıştır. Hem ürkütücü hem de aydınlatıcı çünkü zorluklar, mücadele, umutsuzluk ve ıstırap içinde hayatta kalmakla ilgiliydiler. Filmleri ve kitapları için Oçman, Toronto ve Cannes Film Festivalleri de dahil olmak üzere birçok ödüle ve teşviklere layık görüldü. Ortak yazarlığını üstlendiği en ünlü eseri, gösterimi sonrasında dünyada büyük yankı uyandıran belgesel filmi Haykıranlar'dır. Oçman, bu film Ermeni sorununa yeni ve özel bir bakış. Haykıranlar adlı film, hala hayatta olan tanıklar ve suçlular hakkındadır. Film bir açıdan kışkırtıcıdır. Hayatta kalanların yaşı göz önüne alındığında günceldir. Cinayet, özellikle toplu katliam, zaman aşımına uğramaz ve kayıtsız kalırsanız suç ortaklı olursunuz, diyor. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Artsah Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Bakü yetkililerinin Artsah vatandaşlarının dönüşünü engellemesine ilişkin bir açıklama yaptı. 4 Nisan'da Artsah Cumhuriyeti'ni 110 günden fazla sürece tam bir abluka altında tutan Bakü hükümetinin gerçek hedeflerini gösteren, Artsah vatandaşlarının haklarına yönelik bir başka ağır ihlal gerçekleşti. Azerbaycan tarafı, abluka nedeniyle Ermenistan Cumhuriyeti'nde kalan ve ailelerine kavuşma olanağından mahrum kalan, Artsah vatandaşlarını taşıyan Rus Barış Gücü Birliklerine ait araçların Berzor yolundan geçişine izin vermedi. Berzor yolunun trafiğe kapatılan bölümünde Azerbaycan tarafı araçları durdurarak içindekileri, kadın, çocuk ve yaşlılar başta olmak üzere insanlara 5 saat boyunca psikolojik tehdit uyguladı. Sonra Bakü hükümeti insanların acılarını sahte bir hümanizm oyununa dönüştürmeye çalıştı. Bu skandal olay, Bakü makamlarının Artsah'ta etnik temizlik ve halkını tarihi ana vatanlarından sürmeye yönelik
canice planının bir sonraki aşamasına geçtiğini açıkça gösteriyor. Bakü Hükümeti Başkanı bu niyetleri 10 Ocak 2023'te Azerbaycan medyasına verdiği röportajda kamuoyuna açıkladı. Daha sonra Bakü Hükümeti'nin siyasi liderliği Arsa sakinlerinin ya Ermeni düşmanı Azerbaycan'ın yetkililerine boyun eğmeleri ya da ana vatanlarını terk etmeleri tehdidini defalarca tekrarladı. Mutlak cezasızlık koşullarında Bakü Hükümeti'nin Arsa halkına karşı yürüttüğü suç eylemleri daha tehdit edici bir nitelik ve boyut kazanıyor. Uluslararası toplumun bu tür ciddi insan hakları ihlallerine karşı eylemsizliği, Bakü'nün resmi insanlık karşıtı eylemlerinin suç ortaklığı veya sessiz onay anlamına gelir. Uygun yetki ve araçlara sahip olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin acil ve kararlı önlemler alması, yasa dışı ablukanın derhal sona erdirilmesi ve uluslararası toplumun nezdinde Bakü hükümetinin Artsakh halkına karşı devam ettiği suçların önlenmesi için mutlak bir gerekliliktir. Artsakh Devlet Başkanı Berzor yolunun Şuşi bölümünde meydana gelen olayı şöyle aktardı. Rus barış güçleri Ermenistan Cumhuriyeti'nin Gori şehrinden çocuklar, kadınlar ve yaşlılar da dahil 27 vatandaşımızı Artsakh'a nakletmeye çalıştı ancak Goris Stepanakert karayolu üzerindeki Şuşi şehri yakınlarında Azeriler yolun kapatılan bölümünde aracın ilerlemesini engellediler. Azerbaycanlıların müdahale etmesi nedeniyle olay yerinde 4 vatandaşımızın sağlık durumu kötüleşti. Rus barış güçleri ambulansın gelmesini ve söz konusu 4 vatandaşımızın Stepanakert hastanesine sevkini sağladı. Geri kalanlar ise Rus barış güçleri tarafından Gori şehrine geri gönderildi. Çünkü uzun ve ısrarlı müzakereler sonuç vermedi. Batı Ermenistan hükümeti ilgili kurumlara bir kez daha özgür ve egemen Artsakh'ın Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin eyalet statüsüne sahip bir parçası olduğunu hatırlatmak istiyor. Hiç kimsenin Artsakh halkının iradesini, uluslararası düzeyde tanınan kendi kaderini tayin hakkını ihlal etmeye ve kendi topraklarına girişini yasaklamaya ve egemen bir devletin topraklarını işgal etme fırsatını değerlendirmeye hakkı yoktur. Artsakh Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya cevaben bunu uluslararası normların ağır bir ihlali olarak değerlendiriyoruz. Litvanya Cumhuriyeti Parlamentosu Seim Heyeti Başkanı Rimantė Šalaševičiūtė, "Bugün bilmediğimiz gerçeklerle tanıştık. Litvanya halkı da zorluklardan geçti ancak tarihimiz o kadar trajik değil. Barış içinde yaşamalı, geçmişi her zaman hatırlamalı, ondan sonuçlar çıkarmalı ve Ermeni halkının başına gelenlerin tekrarlanmasına izin vermemeliyiz," dedi. Litvanya Cumhuriyeti Parlamentosu Seim Heyeti Başkanı Rimantė Šalaševičiūtė'nin başkanlık ettiği heyet, Ermenistan Cumhuriyeti Parlamentosu Çalışma ve Sosyal İşler Daimi Komitesi Başkanı Heriknaz Dikranyan, milletvekilleri Lilit Stepanyan ve Gayane Yeryazaryan eşliğinde 5 Nisan'da Armenosit anıtı Zernakapert'i ziyaret etti. Heyet üyeleri Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosit kurbanları anısına sonsuzluk ateşine çiçekler bıraktı ve kutsal şehitlerin anısını saygı duruşunda bulunarak onurlandırdı. Batı Ermenistan'ın Dersim Belediyesi meclis üyeleri oy çokluğuyla bu yıl festivalin yapılmasına karar verdi. 2023 yılı Munzur Kültür ve Doğa Festivali'nin 3-6 Ağustos günleri arasında yapılması kararlaştırıldı. Festivalin içeriği ise daha sonra kurumlarla yapılacak toplantıların ardından belli olacak. 4 Nisan günü Öz Ermeni 13.565 yılının Arek ayı Aramaz günüdür. Roma takvimine göre 4 Nisan 2023'e denk geliyor. İnternette, Wikipedia'da ve başka yerlerde muhteşem Dits Aramazd'ın adıyla ilgili yanlış açıklamalar yapılıyor. Özellikle Yahudi, Hristiyan, Pagan ve sözde Neopagan dini merkezler arasında sahtecilik her zaman mevcuttur. Aramaz kelimesinin açıklaması gerektiğinde Haykyan Birliği Kurm sınıfı tarafından verilecektir.
Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Halk Şarkıları Topluluğu'nun solisti Edward Beglaryan tarafından seslendirilen Aşuk Civani'nin Paylun Arusyak adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.